Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, öğüt vermede ölçü başlığını taşıyan bir bölüme, bir baba geldik. Ve orada ilk olarak şu ayet veriliyor. Estaizu billah. Ud'u ila sebili rabbik bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Sadakallahu l'azim. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Evet. Rabbinin yoluna, Rabbimizin yoluna çağırırken, davet eder iken, vaaz-u nasihatta bulunur iken, hikmetle, yani güzel bir sözle, akla, mantığa uygun, diğer yönüyle ayetler, hadislerle, güzel mev'izelerle, güzel örneklerle, misallerle, hayat hikayeleriyle öğüt vermek gerekir. Evet, öğüt güzel olacak. Öyle kalkıp bağırarak, çağırarak, hakaret ederek bir yere varılmıyor gerçekten. Pek çok kişi bunu çok iyi bilir. Hele hele günümüzde nasihlerin, nasihat edenlerin karşıdaki kişiye öğüt verenlerin öğütlerinin, vaazlarının tesirinin, etkisinin olmayışının sebepleri çoktur da birisi şudur. Sanki karşıdaki insana fıtratını değiştir dercesine bir takım şeyler söyleniyor. Buğz etme, kin tutma, adavet etme, düşmanlık etme, bağırma, şu. Dünyayı sevme gibi. Yani bunlar çoğaltılabilir. Yani sanki karşıdaki insana ya fıtratını değiştir, yaratılışını değiştir dercesine eğer bir öğüt veriyor isek, bunun karşılık bulması mümkün değildir ki. Mesela adama diyorsun ki sinirlenme, canını sıkma. Evet, adam, yani sinirlenmek insanın ruhunda var. Korkmak insanın ruhunda var, yani yaratılışında var. Sevmek, yine hakeza öyle, muhabbet etmek, insanın bizzatihi yaratılışında olan şeyler bunlar. Bunları sök at. Nasıl atacak? Hiç korkma. Ne demek korkma? Evet. İnat etme. Ya inat var insanın içinde. Peki ne yapacak o zaman? Yani yapılacak işler şu sevgili dostlar. Fıtratını değiştir dercesine. Yapma, etme, tutma, şöyle olmasın, böyle olmasın değil. O fıtratımızda, yaratılışımızda mevcut olan duygulara bir yön vermek, bir yol vermek. Mesela şöyle diyelim, inat etme. Yahu inat güzel bir şey. İnat etsin kişi. Niye inat etmesin ki? Mesela ben sabah namazına kalkma noktasında inat ediyorum. Bak oradaki inat ne kadar güzel. Yönünü değiştireceğiz. Yani filanca ile bir
arkadaşıyla, arkadaşı şöyle demiş de o onunla konuşmamak adına inat ediyor. Bak burası kötü. Ama inadı müsbette, inadı doğru ve güzel olan şeylerde kullanması ne kadar güzel olur. Evet, sabah namazına kalkma noktasında çok inatçı. Korkma. Yahu insan niye korkmasın? Ebedi hayatı kaybetme korkusu yaşamayacak mıyız? Şimdi şu veya bu alem geçiyor. Dünya fani, geçici, bekasız, kararsız, ölüm öldürülememiş, kabir kapısı kapatılamamış, beşerin, insanlığın bu gidiş yani yolculuğuna bir dur denilememiş. Gelenler gidiyorlar. Evet, bizden öncekiler gitti. Bizden sonrakiler de gidecek. Bunu biliyoruz. Peki arada biz mi kalacağız? Peki o zaman ben niye kabir ve kabrin ötesini, ebedi kalacağım yurdumu mamur etme noktasında günahlardan niye korkmayayım? Çünkü her bir günah küfre giden bir yol açıyor kimseye. Her bir günah kalbe vurulan siyah bir lekedir, siyah bir tozdur ve bu tozun ve lekenin temizlenmesi lazım. Eğer temizlenmezse, zamanında müdahale edilmez ise o zaman kalpte kalıcı yaralar açacak ve bu yaraların tedavisi daha güç olacak. Bu itibarla sevgili dostlar, inat etmenin, korkmanın, endişe etmenin, hatta sevmenin de hakeza öyle. Dünyayı sevme. Olur mu öyle şey? Allah-u Azimüşşan'ın isim ve sıfatlarının en güzel tecelli ettiği yer neresi? Dünya. Tabi ahirettir de daha oraya gitmedik. Şimdi dünyadan diyoruz. Dünyanın üç yüzü. Bunu da söyleyip bırakayım. Bir, Esma-i İlahiye'nin, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ettiği bir yer. Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerinin sergilendiği bir salondur dünya. İki, ahiretin mezrağıdır. Yani ekingahıdır. Yani tarlasıdır. Burada ekecek, orada biçeceğiz. Dolayısıyla biz tarlamızı sevmez miyiz? Ürün elde ettiğimiz meyveleri sevmez miyiz? Seveceğiz tabii. Ve dolayısıyla ahiretimizin kurtuluşuna vesile olması noktasında dünyayı sevecek, başımızın üstüne koyacağız. Ama üçüncü yönü ise işte ehli dünyanın dünyası. Onlara göre haram yok, helal yok, onlara göre kanun yok, nizam yok, efendim kabir yok, haşir yok, neşir yok, ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Bütünüyle burada böyle bir hayat yaşıyorlar ve nefsin ve şeytanın emrinde öyle bir dünya hayatında sarhoş olmuşlar. Bu tarafı sevilmez ve sevilmemeli. Evet, tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.